Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV. Şimdi talkın verdikten sonra orası bir sallandı dedim. Zenzel oldu. Ayakta duracak duruma cübürsük değil mi? Düşüyordum neredeyse. Öyle bir şiddetli sallantı oldu. Ve kabrin içine öyle bir acı ses ki, öyle bir ses geldi ki sanki etlerini koparıyorlar. İşte o zaman bana geldi, dedi ki General Tayyip, hocam nedir bu dedi, bu sallantıyı gördük, zenzele olmuştur, hareket olmuştur ama bu dedi sesi dedi, neden dedi, niye var dedi. Biz bunu dedi morgdan getirdik, morgda dedi bayıldı da acaba öldü diye mi aldılar, cenazeye hazırladılar, kabirde belki dirildi gibilerde, bana böyle söyledi. Onun için mezarı açacağız, bakacağız dedi. İşte o zaman mezarı açmak kalktık. Mezarcı dedi, açamayız dedi. Zaten benim o şeyi, ben dedi bunu morgdan getirdim. Morgda dedi, acaba bunun bayıldı da orada dirildi diyeten mezarı bunun için açtık dedi. Bir de açtık, ne görelim, kömür kesmiş, kömür simsiyah olmuş. Kömür simsiyah olmuş. O zaman dedim ki hocasına, gel bak dedim. Gel gör. Ben o zaman gördükten sonra ben çıktım gittim şimdi. Dedi ki senin hanım dedim, hayatta ne yapardın? Ne yapardın? Dedim bunda bir şirk var muhakkak. Allah'a karşı gelmek var burada. Dedi ki ben bana söylerdim hanım başını kapa. Bana şu kelimeyi söyle. Başını kapamakla Müslümanlık olacak hiç olmasın derdim dedi. Ben işte o zaman işaret ettim. İşte dedim bak gör. Bu vaziyet karşısında işte kapattıktan sonra ben dedim ki gideyim bunu bizim hocama anlatayım. Ve hocam da Ömer Nasır Hazretleri bana bunu şeyinde bütün sohbetlerinde anlat diye söyledi. Ben şimdi hep anlatırım. Bunların hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Başınızı kapamayın kardeşim. Başınızı açmayın. Başınızı kapatın. Başı açık gezmeyin. Ama şimdi başörtüm meselesi var. Bunu dedim siyasete katmayın. Ben siyaseti söylemiyorum. Ben ona hadise adım. Kimseye de zorla kimse başını kapayacaksın. Başını kapamayacaksın. Kimseye baskı yapamıyorum ben. Ben de o selahiyet yoktu. Ben gören hadise, olan hadiseyi size anlatıyorum. Siz ister yapın, ister yapmayın. Şimdi talkın verdikten sonra orası bir sallandı dedim. Zenzel oldu. Ayakta duracak duruma cübürsük değil mi? Düşüyordum neredeyse. Öyle bir şiddetli sallantı oldu. Ve kabrin içine öyle bir acı ses ki, öyle bir ses geldi ki sanki etlerini koparıyorlar. İşte o zaman bana geldi, dedi ki General Tayyip, hocam nedir bu dedi, bu sallantıyı gördük. Zenzele olmuştur, hareket olmuştur ama bu dedi sesi dedi, neden dedi, niye var dedi. Biz bunu dedi morgdan getirdik. Morgda dedi, bayıldı da acaba öldü diye mi aldılar, cenazeye hazırladılar, kabirde belki dirildi gibilerde, bana böyle söyledi. Onun için mezarı açacağız, bakacağız dedi. İşte o zaman mezarı açmak kalktık, mezarcı dedi, açamayız dedi. Zaten benim o şeyi, ben dedi bunu morgdan getirdim, morgda dedi acaba bunun bayıldı da orada dirildi diyeten, mezarı bunun için açtık dedi. Bir de açtık ki ne görelim, kömür kesmiş, kömür simsiyah olmuş. Kömür simsiyah olmuş. Ve o zaman dedim ki hocasına, gel bak dedim. Gel gör. Ben o zaman gördükten sonra ben çıktım gittim şimdi. Dedi ki senin hanım dedim, hayatta ne yapardın? Ne yapardın? Dedim bunda bir şirk var muhakkak, Allah'a karşı gelmek var burada. Dedi ki ben bana söylerdim hanım başını kapa. Bana şu kelimeyi söyle. Başını kapamakla Müslümanlık olacak hiç olmasın derdim. Ben işte o zaman işaret ettim. İşte dedim bak gör. Bu vaziyet karşısında işte kapattıktan sonra ben dedim ki gideyim bunu bizim hocama anlatayım. Ve hocam da Ömer Nasır Hazretleri bana bunu şeyinde bütün sohbetlerinde anlat diye söyledim. Ben şimdi hep anlatırım.
bunların hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Başınızı kapamayın. Başınızı açın. Başınızı kapatın. Baş açık gezmeyin. Ama şimdi başörtü meselesi var. Bunu dedim, siyasete katmayın. Ben siyasetini söylemiyorum. Ben ona hadise adım. Kimseye de zorla kimse başını kapayacaksan, başını kapamayacaksan kimseye baskı yapamıyorum. Ben de o selahiyet yoktur. Ben gören olan hadiseyi size anlatıyorum. Siz ister yapın, ister yapmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Kamuoyu TV.